Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Mühim Şeyler programıyla bir aradayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bugün biraz futboldan söz edelim dedi. Küreselleşme, Z kuşağı ve milli takım üzerine konuşalım istiyoruz. Milli takımın son maçlardaki başarısı, gerçi son maçta berabere kaldı, tam galip gelecekken beraberliği ancak kurtarabildi. Bu birazcık bizi üzer gibi oldu ama sonuçta önceki iki maçtaki performansı iyiydi ve beklenmedik şekilde dikkati çekti. İyi bir futbol oynandı gibi duruyor. Bu nereden çıktı? Yani bu kadar başarı nereden elde edildi diye ben merak ettim. Cemalettin'i sorayım dedim ve sordum. Evet, şimdi futbol konuşan çok kişi var. Onların arasına girip rol çalmak falan gibi bir şey işime gelmediği için sen futbol konuşan, milli takım konuşan dediğin zaman doğrusu ben tereddüt ettim ama sonra birden bu milli takımın Hollanda ve Norveç maçlarının üzerine kopan kıyametten üç mevzuyu konuşabileceğimizi düşündüm. Yani birisi bu küreselleşme dediğimiz şeyin biraz karanlık yüzü diyebileceğimiz, onun mahiyeti hakkında burada bir takım ipuçları var. Z kuşağı dediğimiz yeni gelen kuşak hakkında ekstra şeyler söyleme fırsatı sağlıyor. Ve bir de yani insanların öyle özü olmadığı, işte kültürün insanı biçimlendirmede çok müessir bir şey olduğuna dair de işaretler var. Bunları konuşalım. Şık olur. Burada evet, böyle birçok kişinin radarları buraya çevrilmişken de bunları konuşmak hoş olur. Artı çok tane futbolla ilgilenmeyenler için bile böyle nötr bir alanda bunlar konuşulduğu zaman daha bir şeyleri daha temiz bir biçimde söylemek mümkün olur, anlamak mümkün olur diye düşündüm. Ama sen çok merak ettiğin için işin biraz futbol tarafına girelim yani. Şimdi bizim... Ben şundan yola çıktım yani 16 yıldır, 4 dönemdir Dünya Kupası'na girememiş bir takım birden çok ümitlendi ve arka arkaya iki büyük başarı elde etti. Üçüncü de mağlup olmadı. Sonuçta bu da bir başarı diyebiliriz. Ben doğrusu bunun futbol takımları çok başarısızken içeride iyi bir futbol oynanamaz iken milli takım nasıl oldu da böyle bir başarıyı elde etti? Benim merak ettiğim soru buydu. Ben çok fazla futbolu yakından takip eden birisi değilim. Ama bu dikkatimi çekti doğrusu. Şimdi dikkat çekecek bir hadise vardı skorlar açısından bakarsak. Yani şimdi önce o meseleyi şöyle özetlemek gerekiyor. 6 takımlı bir gruptayız. Bu 6 takımın en güçlüsü Hollanda. Yani birinci torbadan gruba giren Hollanda. İkinci torbadan giren biziz. Üçüncü torbadan giren Norveç. Ondan sonrakiler Avrupa'nın köy takımları. Hüviyetindeki takımlar. Yani bu takımlarla mukayese edilebilir özellikleri olmayan takımlar. Ve muhtemelen de işte yani bunlar bizden aldıkları puan dışında zaten kimseden de puan alamayacaklar yani bu diğer 3 takım. Bu birinci torba takımını kendi evimizde üstelik 3-0 öne geçip bir ara, yani 48. dakikada 3-0 öne geçip filan yenince, sonra da Norveç'i teknik olarak bakınca deplasman sayılıyor ama İspanya'da 3-0 gibi bir skorla yenince böyle tamam ne kadar güzel her şey filan gibi bir atmosfer oluştu. Oluşması hak mıdır? Haktır. Yani teknik olarak meseleyi şöyle özetleyelim. Eğer kalan 3 takıma hiç puan vermeseydik, normal şartlarda vermememiz gerekiyordu. Yani dün puan verdiğimiz Letonya'nın toplam maliyeti bizim oyuncularımızdan herhangi birisinin maliyeti kadar yani. Vasat bir oyuncumuzun maliyeti kadar, fiyatı kadar transfer piyasasındaki şeyi. Dolayısıyla yani uzaktan bakınca yani bizim Letonya'ya puan vermememiz gerekiyor diye bakılıyor idi. Şimdi diğer 3 takımla yaptığımız 6 maçı da kazanırsak, Norveç'i de bir sonraki maçta kendi sahamızda yenersek, maç kendi sahamızda olduğuna göre yani yenme ihtimalimiz daha yüksek diye bakıyoruz. Hollanda'ya da deplasmanda bir farkla yenilsek bile diğer maçlar ne olursa olsun biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Birinci oluyoruz grupta yani. Şimdi böyle bir tablo ortaya çıktı. En zorlu iki rakibini böyle bertaraf etmişsin. Ben o iki maçı seyretmedim. Özetlerini seyrettim. Sonra işte bir kısmını seyrettim filan. Bende kalan intiba her iki maçta da çok şanslıymışız. Yani birincisinde Burak iyi bir oyuncu, iyi bir futbolcu falan ama yani hayatı boyunca bir daha öyle bir performansa ulaşamaz diye düşünüyorum. İkincisinde de Ozan'ın çok
şapkadan tavşan çıkartmasıyla oldu. Yani normal şartlarda o maçların istatistiklerine baktığımız zaman öyle çok ahmış ama bir şey görünmüyor. Yani maçlar ağırlıklı olarak bizim sahamızda oynanmış. Neredeyse bizim ceza sahamız hemen dışında oynanmış falan. Ama Türkiye'de genel olarak futbola bakışta, dünyaya bakışta yani skor odaklı olunduğunda ve enstantane yani işin dinamiğine bakmayıp enstantanelere bakıldığı için sonuçta işte bir efsane yazıldı. Ama korkanlar ama orada konuşuyor. Ertuğrul Özkök diyor ki yazısında milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslar yapıyor. Barcelona gibi oynadık. Hatta diyor İngiltere milli takımı Manchester City kadar futbol oynayamıyor diyor. Biz yani o seviyelerde futbol oynadık diyor. Şimdi Ertuğrul Özkök'ün bu söylediği de bir dördüncü başlık açıyor. O da önem taşıyor. Ve demin söylediklerimi çok açıklıyor yani. İşte bu skor odaklılık ve enstantaneye bakışlılık. Yani istatistikler hiç Ertuğrul Özkök'ü doğrulamıyor. Yani biz öyle Norveç savunmasının önünde üçgenler falan kurmuşsak bu nadiren olmuş bir şey. Artı şunları görmek gerekiyor ki yani Norveç'in savunması Türkiye'deki sıradan bir Anadolu takımının savunması kadar zayıf. Yani Norveç'i bu grupta bir anlamlı rakip haline getiriyor olan şey hücum attı. Avrupa'nın şu anda en formda olan golcüsü Norveç takımında oynuyor ve Türkiye'den geçen sene Trabzonspor'la harikalar yaratmış olan şimdi Almanya'da olan Sörloth da orada. Dolayısıyla hücum hattı çok tedirgin edici ama defans hattında oynayan oyuncular Avrupa'nın ya sıradan takımlarında hatta genel olarak Norveç liginde oynuyorlar yani. Sıradan kötü bir ligde oynuyorlar. Dolayısıyla yani o Norveç defansının önünde üçgenler kurup falan oradan böyle organize bir gol çıkaramadık. Yani ilk golümüz nispeten organize bir gol ama kalanları duran toptan, uzaktan falan yani Hollanda'ya attığımız 4 golün 3'ü ceza sahası dışından işte bir tanesi penaltıdan falan. Yani şimdi böyle öyle Barcelona gibi falan denmeye yaklaşacak bir şey yok ortada. Herhangi bir açıdan yok yani. Ama şimdi Ertuğrul Özkök'ün yazısında dikkat çekici husus şu. İki tane husus var. Birincisi milli maçlar ilgi çekmiyordu. Çünkü milli takımlar kulüp takımlarından daha vasıfsız. İşte mesela Barcelona İspanya milli takımından, işte Manchester City İngiltere milli takımından daha vasıflı. Yani şimdi bu söylediği laf değil yani. Milli takım maçları yeterince Avrupa'da eskisi kadar ilgi çekmiyor. Katılıyorum. Çekmemesinin bir tarihi var. Tarihi çok enteresan. Şimdi milli takımlar ağırlıklı olarak hangi toplumsal kesimler için daha elektriklendirici? Milliyetçiler için. Evet. Şimdi tablo şöyle oldu. Almanya. Ama Avrupa'da da milliyetçi duygular, milliyetçi partiler güçleniyor. Tam işte oraya geliyorum şimdi. Almanya ve Fransa da özel olarak daha önce İngiltere'de olmuştu. Bu milli takımları başarıya götüren Alman olmayan, Fransız olmayan ya da beyaz olmayanlar oldu İngiltere'de. İngiltere'de ilk zenci milli takıma seçildiğinde ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Yani şimdi milli takımların peşinden sürükleniyor olan kitleler aynı zamanda yabancı düşmanı kitleler ve fakat o milli takımlar gurbetçi yani yabancı da oldu. Evet. Bu ciddi tartışmalara da yol açtı. Yani mesela Zidane'lı Fransa'nın dünya şampiyonu olması veya işte dünyada çok anlamlı işler yapması Fransa milli takımının arkasında durmasına alışık olduğumuz kitlelerin önemli bir bölümünü rahatsız etti. Evet. Yani hani bunlar oynamasın, gerekiyorsa şampiyon da olmayalım noktasına gelenler vardı falan. Böyle bir paradoks oldu ve bu paradoks zaman içinde hatırla işte Mesut Özil Almanya'yı sonuçta Brezilya'da şampiyon yapmış idi. Ve fakat yani o kadronun en önemli yıldızıydı. O anlamda söylüyorum. Ve fakat akabinde başarısız maçlarında Almanya tribünlerinde ırkçı, aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı sloganlara maruz kaldı. Ve işte o da bir takım sıkıntılar çıktı. Şimdi öyle olmayan insanlar da yani ırkçı olmayan vesaireler için de zaten milli takım o kadar heyecan verici bir şey. Sıkıntı buradan çıktı. Ama şimdi Ertuğrul Özkök hikayeyi bağlamış ki Manchester City İngiltere milli takımından daha iyi oynamış. E yani burada tuhaf bir şey yok ki. Hep öyle oldu yani. Neden öyle? Çünkü yani sen İngiltere milli takımını seçerken sınırlı bir havuzdan seçiyorsun. Futbol bir kimya işi. Senin elinde
işte bir kadroyu oluşturacak 9 tane çok iyi oyuncu var diyelim, ama işte bu oyuncuların, yani bunların yanına iyi bir, şöyle şu vasıflara sahip bir sağ bek ve işte şu vasıflara sahip de bir defansif orta saha lazım diyelim. Ama İngiltere'de de denk gelmiş ya. Öyle oyuncular yok. Şimdi sen kimyayı tamamlayamıyorsun. Elindekilerle bir oyun kurman gerekiyor. Ama aynı durum Manchester City'de oldu zaman. Manchester City gidip onları yani herhangi bir yerinde buluyor. Brezilya'dan, evet yani evet. Fildişi sahilinden, Türkiye'den alıyor. Tabii olarak o İngiltere'den daha iyi top oynuyor. Şimdi ama Ertuğrul Özkök hikayeyi nasıl anlatıyor? Şimdi genel olarak olay böyledir. Ya genel olarak olay böyle falan filan değil. Yani çok net olarak söyleyebiliriz ki Hırvatistan milli takımı Hırvat ligindeki bütün takımlardan daha iyi oynuyor. Sırbistan milli takımı bütün Sırbistan ligindeki bütün takımlardan daha iyi oynuyor. Neden böyle? Çünkü İngiltere net alıcı, Hırvatistan, Sırbistan net satıcı. Yani Hırvatistan, Sırbistan iyi oyuncularını dışarıya satıyorlar ve onları İngiltere, İspanya, Almanya alıyor. Dolayısıyla şimdi orada kulüp takımları milli takımlardan daha vasıflı, daha iyi futbol oynayacak şeyler, kadrolar kurabiliyorlar. Hırvatistan'da kuramıyorlar. Şimdi bunu şimdi şu... orada merak ettiğim şu var. Mesela milli takımda tepki çeken şeyler, diğer ülkelerden gelen mesela işte Zidane gibi isimler, niye yerel takımda tepki gösterilmiyor onlara? Niye kızmıyor seyirci? Aynı seyirci ya, değil mi sonuçta? Ya sonuçta Manchester şimdi, City'nin seyircisiyle milli takımı destekleyen İngiliz Zidane, seyircisi aynı değil mi? Zidane zaten Fransa'da oynamadı. Fransa liginde oynamadı. Hayatının büyük bölümünü başka liglerde oynadı. Ama şimdi diyelim ki Zidane Fransa'da oynasaydı, diyelim ki Paris Saint Germain'de oynadı. Zaten Paris Saint Germain'de Zidane'a laf söyleyecek kadar bir şey yok. Minimum Brezilyalı oynuyor. Yani adamın işte Fransa pasaportu var. Yani Zidane'ın hiç değilse Fransa pasaportu var. Ötekinin Fransa pasaportu bile yok. Yani kulüp takımının taraftarı, kulüp takımından böyle bir beklentiye sahip değil. Bu... Yani kulüp takımında milli duygu işlemiyor. Milli takımda hat safhada önüne çıkıyor. Evet. Bu... Hayır şöyle ya, yani kulüp takımında şimdi aynı Alman ırkçısı, yabancı düşmanı, diyelim ki Borussia Dortmund'u tutuyorsa, Borussia Dortmund'da işte Norveçli Haaland oynuyor. Bunu dert etmiyor. Ama bir Türk oynadığı zaman da bunu da dert etmiyor. Ama sorun şimdi milli takımı desteklemesinin arkasına yatan şey adamın, yani Dortmund'u desteklemesinin arkasına yatan Dortmund'lu olması. O takımın başarılı olması mühim yani. Ama milli takımı desteklerken adamın ırkçı vasıfları yoksa niye milli takımı desteklesin? Yani desteklersin de hani o milli takıma enerjiyi verenlerden bir tanesi sen değilsindir. Yani sen işte tamam ne güzel Alman, ben de Almanım, Alman milli takımı bu deyip hani daha serin serin seyrediyorsundur. Ama orada hani daha yabancı düşmanı vesaire falan, milliyetçi duyguları yüksek olan insanlar milli takımla kendinden geçiyor. Milli takımın başarısıyla kendinden geçiyor. O insanlar da milli takımda bu tür insanları gördükleri zaman ona sempati duyamayacak insanlar tanım gereği. Böyle bir paradoks oluyor. Şimdi bunun böyle fantezi istisnaları var yani. İspanya'da bir Bask milliyetçisi takım var. Basklı olmayanları oynatmadığını iddia ediyor işte. Çok mecbur kaldığında bir Basklı tarih ona uyduruyor filan. Türkiye'de de mesela işte Altın Ordu var. Ona özenerek yaptığı işte Türk olmayan oyuncu oynatmadan rekabet etmeye çalışıyor filan. Ama ne oluyor işte Altın Ordu'da yurt dışında doğmuş, yetişmiş Türk oyuncuları getiriyor. Gurbetçileri getiriyor yani. Gibi. Şimdi bu bahsi diğer yani. Burada işaret etmeye çalıştığım Ertuğrul Özkök bir yere bakıyor. Baktığı yerden böyle genellemeler yapıyor ve baktığı yer böyle seçkinci bir yer. Yani Hırvatistan'a bakmıyor işte yani. Sırbistan'a bakmıyor. İngiltere'ye bakıyor. İngiltere'de Manchester City'ye bakıyor. Yani Blackburn Rovers'a bakmıyor yani. Yani öyle bir dünyası var. Türkiye'ye bakarken de böyle bakıyor. Ve bu çok, nasıl diyeyim, çok baskın bir dünya okuması. Ya bak şimdi dünya bunlardan ibaret değil. Yani dünya Manchester City, Barcelona vesairelerden ibaret değil. Eğer onlardan ibaret olsa, eğer orada işte demin adını hatırlayamadım, Athletic Bilbao vesaire falan olmasa, yani gidiş geliş dövecekleri, biz varsaydığımız takımlar olmasa o lig olmayacak. O lig olmadığı zaman orada bir Manchester City'yi finanse edecek kaynaklar doğmayacak falan filan yani. Şimdi dünya böyle, seçkinler kendi aralarında bir araya gelecekler, diğerlerini
iptal edeceksin, bir dünya kuracaksın. Aman ne kadar güzel olacak işte, biz Orta Doğu bataklığından kurtulmuş olacağız falan. Yani böyle bir dünya yok. Ama şimdi Ertuğrul Özkan'ın kafası bunlara basmıyor. Basmıyor, basması için çaba harcamış. İşte böyle Barcelona gibi milli takım hikayeleri, masalları uyduruyor filan. Öyle bir milli takım yok. Şimdi ama Ertuğrul Özkan'ın söylediği şeyi Türkiye'ye uygulayacak olursak neyi görmüş olduk biz? Türkiye demek ki Ertuğrul Özkök haklı ise eğer, yani milli takım kulüplerden daha iyi futbol oynamaya başlamış ise, eğer gerçekten öyleyse, ben çok emin değilim ama diyelim öyle, diyelim haklı, eğer öyleyse bu ne manaya geliyor? Türkiye net ihracatçı durumuna geçmiş. Evet. Yani elindeki iyi oyuncuları yollamak zorunda kalıyor ve onların ayarında oyuncu transfer edemiyor yurt dışından. Şimdi Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan farklı olarak biz ligimizde çok fazla yabancı oynatan bir ülkeyiz. Ama evet, yani sonuçta vasıflı gençlerimiz gidiyorlar ve vasat oyuncular geliyor veya işte hakikaten kariyerin bir döneminde çok parlak işler yapmış ama artık kariyerin sonuna gelmiş oyuncular geliyor Türkiye'ye. Dolayısıyla peki bu bizim milli takımda oynayan oyuncuların dağılımı nasıl? Ne kadar yurt dışında oynuyor, ne kadarı Türkiye'de oynuyor? Yani bunların tipolojisi, özellikleri de. Şimdi oraya geleceğim ve buradan işte hani küreselleşmeye, Z kuşağına geçmeyi düşünüyorum. Şimdi böyle benim de üye olduğum bir takım gruplarda veya işte Ekşi Sözlük gibi ortamlarda falan böyle işte her şeye bir kulp takmaya da hevesli olanlar, işte milli takım başarılı olduğu zaman da yani ne var ki canım, hiçbirisini biz yetiştirmedik. Bunların hepsi işte yurt dışında oynuyorlar. Gurbetçi bunlar gibi böyle hani bir hikaye yazdılar Hollanda maçından sonra. Muhtemelen Norveç maçından sonra da yazdılar falan. Şimdi realite böyle değil. Realite şöyle. İlk 11'de, Hollanda maçındaki ilk 11'de yurt dışında oynayan 9 oyuncu vardı. Türkiye'de oynayan 2 oyuncu vardı sadece. Mesele şu ama. O yurt dışında oynayan 9 oyuncunun sadece ikisi yurt dışında doğmuş, altyapısını yurt dışında almıştı. Kalan 7 oyuncu Türkiye'de doğmuş. Türkiye'nin kulüplerinin altyapısına yetişmiş ve yurt dışına transfer olmuş. Burada anlaşıyoruz değil mi? Yani 7 oyuncumuz, ilk 11'deki 7 oyuncumuz bizim genç yaşta, bunların yaş ortalamaları da çok, Burak hariç, yaş ortalamaları da çok düşük. Genç yaşta Avrupa'nın önemli kulüplerine, çoğu önemli kulüplerine transfer olmuş. Yani bu maçlarda oynayamayan, sakatlı olan işte bir Merih Demiral'ımız var. Fenerbahçe altyapısından daha altyapıdayken Portekiz'e transfer olmuş. Sonra şimdi Juventus'ta oynuyor. Juventus'ta stoper ve oynuyor yani. Yani hani yedek değil. Kiminle rekabet ediyor? İşte bilmem kaç 10 milyara transfer edilmiş Ajax'tan ala valayla transfer edilmiş bir akranıyla rekabet ediyor yani. Şimdi Çağlar Söyüncü diye bir bu maçlarda 3'ünde de oynayan bir stoperimiz var. Bu işte Leicester City'de oynuyor ve bu kulüp işte yanlış bilmiyorsam şimdi son haftalarda takip etmedim ama Premier Lig'de, İngiltere Premier Lig'de ilk 4'te. İşte birkaç sene önce şampiyon olduğunda olay olmuştu olan bir kulüp yani. Ya muhtemelen Leicester'la birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ve Leicester'ın önemli bir oyuncusu yani. Merih oynamadığı için onun yerine oynayan Ozan Kabak Galatasaray'dan 18 yaşında transfer oldu yurt dışına ve sürekli yükseldi 2 sene içinde. Yani henüz 20 yaşında ve şimdi geçen senenin Premier Lig şampiyonu Liverpool'un defansında oynuyor. Şimdi evet, Liverpool'un defansında çok sakatlıklar oldu. O yüzden oynayabiliyor. Ama orada oynuyor yani. Hata yapıyor falan. Her yaptığı hata üzerinden, işte böyle enstantaneler üzerinden konuşan futbol allameleri bir yıl falan. Gidin oynayın kardeşim. Liverpool'un defansında oynayın bakalım hani yani. Peki adam bu yetenekli çocukları, Türkiye'de yetişenleri nasıl oldu da bizim Türk takımları dışarıya kaptırdılar? Onlar niye, bizim buradaki antrenörler ya da yöneticiler niye fark etmediler bunların yeteneklerini? Fark ettiler canım. Yani mesela dünkü maçta yoktu, onun önceki maçlarda oynadı Zeki Çelik diye bir sağ bek var. Lille'de oynuyor Fransa'da. Çocuk İstanbul Spor'dan gitti. Bütün kulüpler, yani İstanbul'un bütün kulüpleri çocuğun peşindeydi. Fark ettiler yani ama o Avrupa'ya gitmeyi tercih etti. Muhtemelen de Türkiye'de kazanacağından daha az kazanıyor da olabilir. Onu da bilmiyorum yani. Bu işte bize iki şeyi gösteriyor. Yani bir küreselleşme ne manaya geliyor'u gösteriyor. Bir de bu Z kuşağı, bu çocuklar Z kuşağı. Ya da işte Z kuşağı, milenyum kuşağı ile Z kuşağı arası yani. Bunların
dünyayı okuyuşlarındaki farkı gösteriyor. Bu hikayeyi tanımlayabilmek için şöyle yapmam gerekir. Türkiye yurt dışına futbolcu ihraç etmeyen bir ülke değildi. Ama nasıl ihraç ediyordu? Bir futbolcu Anadolu'da parlıyordu. Fenerbahçe veya Galatasaray'a geliyordu. Orada işte Avrupa'da kendisini gösteriyordu. O kulüpte Avrupa'da bir başarı göstermiş oluyordu. Avrupa kulüpleri bunları görüyorlardı ve transfer ediyorlardı. Bunların da pek azı tutunabildi. Tarih boyunca, son 25 yıldan söz ediyorum. Ondan önce aslında son 25 yılda değil yani. Bizim idollerimiz Metin Oktaylar, Can Bartular falan da öyle gittikleri yerde tutunamadılar. Gelip yine Türkiye'de bıraktılar futbolu yani. Ama hani o dönemlerin futbolu bugünkünden çok farklı ama net toplamda bakarsam biz futbolcu ihracatına başladığımız 90'ların sonlarına, ikinci yarısından itibaren genel rota böyleydi. Bu rota bozuldu. Şimdi bu rotayı ilk bozan Caner Erkin oldu. Ve nispi olarak çok erken denecek bir tarihte. Benim hatırladığım Caner Erkin oldu yani. Nispi olarak çok erken denebilecek bir tarihte 2007'de Manisa Spor'dan doğrudan CSKA'ya gitti. O zaman Caner'in peşine bütün İstanbul kulüpleri koşuyordu. Ama o çok genç bir yaşta, o zaman çok gençti yaşı, çok genç bir yaşta Rusya'ya gitmeyi tercih etti. Muhtemelen Rusya'da kazandığı para, kazanacağı para çok daha iyiydi o dönem. Rus oligarkları kulüplere para yağdırıyorlardı. O sayede çok iyi para da kazanmış olabilir ama meselenin sadece bu olduğunu düşünmüyorum yani. Bir meydan okuma vardı ve o meydan okuma Caner'i kışkırtmıştı. Sonra Caner orada tutunamadı, döndü ve bu kendisini isteyip alamamış olan 3 kulüpte de oynadı sırayla yani. Şimdi Fenerbahçe'de oynuyor. Arada bir Inter'e gitti, yarım sezon tutunamadı, oradan Beşiktaş'a geldi falan filan. Ama bu furyayı başlatmış olan Caner Erkin, 2007 tarih. Ondan sonra uzunca bir süre biz bu konuda kendi alışkanlıklarımızın dışına çıkmadık. Ta ki 2015'te Bursa Spor'da Enes diye bir çocuk parladı. Daha 18 yaşında filandı. Ve bu da doğrudan doğruya yurt dışına gitti. Herkes onu istiyordu ama o doğrudan yurt dışına gitti. Aynı sezon Atınç, Beşiktaş'ın altyapısından yetişme bir çocuk, yine o da 18 yaşında filandı. O sıralarda yeni yeni işte böyle bir ekol olmaya çalışıyor olan Leipzig'e gitti. O transfer ne kadar meşru bir transfer, o tartışma götürür bilmiyorum yani. Orada bir Yıldırım Demirören'in bir biçimsiz işleri de olabilir ama sonuçta Atınç tutunamadı, döndü. Ama diğerleri Avrupa'da oynuyorlar. Yani Enes beklentileri karşılayamadı falan filan ama. Sonuçta şimdi böyle baktığımız zaman Çağlar, Merih, Cengiz, Okay Trabzon'dan gitti ama yani sonuçta bu İstanbul'un 3 kulübüyle şey yapmadan ve sonra işte Zeki, Umut gibi oyuncular İstanbul'a uğramadan doğrudan ve işte sonuçta 2015 ile 2019 arasında bu kadar çok oyuncu ihraç etti. Bu sezon gidişlerinde birbirleri arasında bir bağlantı var mı? Yoksa yok. Apayrı gidiyorlar. Tabii. Birbirleri organize edip bunları göndermiyor yani. Yok yani tabii menajerleri ortak mıdır falan onları bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ama bunların üçü aynı kulübe gittiler. Yani Zeki önce gitti, sonra Yusuf Yazıcı oraya gitti. Bu sezonda Burak Lille gitti. Yani geçen de Lille bir Avrupa Ligi maçı oynuyordu. Seremonide baktım, 3 tane Türk var. Bizim takımlar hiçbirisinde yani bu İstanbul kulüplerinde, ben Anadolu kulüplerinde hemen hemen hiçbirisinde aynı anda 3 tane oyuncu ilk 11'de sahaya çıkmıyor. Çünkü 3 yerli oyuncu. Ama Lille'de 3 tane Türk oyuncu vardı yani. Şimdi bu furyanın nereye geldiğine dair İki tane daha misal vereyim. Bu sezon devre arasında Eskişehir Spor birinci ligde yani Süper Lig'in altındaki ligde ve küme düşmesi garantilendi yani. Buradan Bedirhan Avusturya'ya transfer oldu. LASK Linz takımına transfer oldu. Bir ay ikinci ligde oynadı ve ama ondan sonraki 3 maçta da kısa da olsa süreler aldı. Ve aynı ligden Bursa Spor'dan Ali Akman diye bir çocuk, kıyamet koptu. Bursa Spor bunu elinde tutmak için, yani daha doğrusu bundan para kazanmak için çok çabaladı. Ama çocuk Bursa Spor'la sözleşme imzalamadı. Eintracht Frankfurt'la anlaştı. Fakat Bursa Spor kendisine para kazandırmadı diye şimdi sezon sonunda gidecek. Ali Akman'ı kadro dışı bıraktı. Kendisi de yararlanamıyor. Ali Akman öyle kenarda duruyor. Ama yani şimdi bunlar 18 yaşında çocuklar. Sözünü ettiğim son iki çocuk 18 yaşında çocuklar. Bu hikaye bize küreselleşme hakkında ne söylüyor şimdi? Küreselleşme hikayesine bakalım.
Bir dönem. Yani ona, ondan önce şunu söyleyeyim. Mesela bizim öğrenciler, üniversiteyi bitirenler, hatta üniversite okumak için pek çoğu Avrupa'ya gitmek istiyor. Ya da en azından Batı ülkelerinde, Amerika dahil olmak üzere. Demek ki buna futbolcular da dahil olmuş diyebilir miyiz? Yani onlar da orada oynamak istiyorlar. Dahil olmuş diye, tabii diyebiliriz. İşte o Z kuşağının motivasyonlarına, Z kuşağını konuşurken o motivasyonlara bağlayarak geleceğim. Yani futbolcularınki işte okumaya veya işte çalışmaya yurt dışına gidenlerinkinden çok da farklı bir şey yani. Çok sağlam bir rekabet ortamına gidiyorlar. Tabii orada rakip çok. Hayır orada ya şimdi mesela diyelim ki sen genetik bilimcisin, gittin Paris'te yani Fransızlarla rekabet ediyorsun. Ama futbolcusun, gittin Burkina Faso'yla da rekabet ediyorsun. Japon'uyla da, Norveçlisiyle de, yani her ülkenin bu anlamdaki bir şeyle rekabet ediyorsun yani. Vasıflısıyla rekabet ediyorsun. Dolayısıyla hani futbolcuların yaptığı çok çok büyük bir meydan okuma. Yani çok şeyi göze almak yani. Ama ona bir ara gelelim. Şimdi küreselleşme açısından bu ne mana taşıyor? Türkiye'de işte bir dönem rahmetli İlhan Cavcav Afrika pazarını keşfetti ve Afrika'dan Türkiye'ye sınırlı sayıda yabancı gelebiliyordu. İşte bu yabancılar sınırlı sayıda geldiği için işte kıymetli, iyi yabancı getirmek falan fark yaratıyordu. O da pahalı oluyordu falan. İlhan Cavcav Afrika pazarını keşfetti ve oradan ucuza ama vasıflı oyuncu getirdi. Ben o zaman şeyi düşünmeye başladım. Ya bu altyapı hikayesini biz fazla abartıyoruz yani. Yani şimdi sonuçta Fildişi sahilinde futbol altyapısı olsa ne olur yani? Ne kadar olabilir yani? Demek ki bu altyapı meselesi abartıldığı kadar değil. Şimdi biz bunu kendimize de test ediyoruz. Yani kendi altyapılarımıza derme çatma olduğunu, işte işe yaramaz olduğunu söylediğimiz altyapılarımıza yetişen çocuklar gidip Avrupa'da takır takır top oynuyorlar. Demek ki yani altyapı konusundaki takıntılarımız haksızmış. Ama esas tayin edici faktör, konuşmak istediğim faktör, yani şimdi bu küreselleşme böyle bir şey. Yani Cavcav diye birisi çıkacak, Afrika pazarını açacak. Bir başkası çıkacak, Malezya pazarını açacak. Bir başkası çıkacak, işte birisi çıktı besbelli, bu Türkiye pazarını açtı. Şimdi bunun garantisi yok. Yani küreselleşmenin en karanlık yüzü burası. Evet. Yani şimdi küresel piyasanın bir parçası oldu Türkiye. Futbolda küresel piyasanın bir parçası oldu. Evet. Görünen o yani. 2015'ten bu yana hemen her sene gencecik çocukların, çok genç çocukların yani. Yani Türkiye'de kendisini ispatlamamış. Aa bak bu oynarsa bir şey olacak diye düşünülüyor olan çocukların yurt dışına gidiyorlar ve orada yani demek ki birilerinin, yurt dışında futbolcu avlıyor olan birilerinin radarına Türkiye girmiş o küresel network'e. Çünkü o sahiden küresel bir network. Oraya nerede olursan ol o oltaya takılabiliyorsun. Yani Nikaragua'da olduğun zaman, yani işte Paraguaylı olduğun zaman da, yani işte Beşiktaş'ta Kanadalı oynuyor. Efendim bir yıl Fransız dünyanın dört bir yanında oynuyor. Böyle bir küresel bir pazar bu. Ama bu onları iyi takip ediyorlar, izliyorlar yani. Dünyanın bütün dünyadaki futbolcuları takip ediyorlar o zaman, yeni gelişecek olanları. Takip ediyorlar. Yani şimdi mesela Ali Akman'ı takip edebilmeleri için Türkiye 1. Lig'in takip etmeleri gerekiyor yani. Evet. Böyle baktığın zaman çok tuhaf bir sektör. Dolayısıyla bunu muhtemelen hepsi daraltıyordur. Ama birileri demek ki Türkiye'yi bir şey olarak görmüş. Şimdi burada esas mesele şu. Sen küresel piyasaya eklemlenmiş oluyorsun senin futbolcularını aldıkları zaman. Ama bunu mesela şimdi diyelim ki Galatasaray Ozan Kabak'a satarken işte şu kadar kazanıyor ise, Ozan Kabak'a alan onu Liverpool'a satarken onun 5 katına satıyor. Yani kendi aralarındaki piyasanın büyüklüğü, fiyatların büyüklüğü Türkiye'den alınırken o şeye gelmiyor yani. O seviyede değil. Böyle ama sonuçta işte küresel piyasaya tırnak içinde mal sevk edebilir duruma geliyorsun. Dolayısıyla böyle bir küreselliğin sadece futbolda değil, bütün sektörlerde böyle bir hali var. Yani Çinli ürettiği entegre devreyi 3.30 paraya satıyor ama işte onu Apple yine Çinlilere monte ettirdiği zaman 300 katına satıyor yani. Ama ne olmuş oluyor? O daha çok parayı kazanıyor. Aradaki katma değer o kazanıyor esas itibariyle. Ama ne olmuş oluyor? Çinli de para kazanmış oluyor. Fakat işte bunun karanlık yüzü şu yani. Çinli burada biraz arıza çıkarırsa o iş Malezya'ya kayabilir. Yani şimdilerde mesela muhtemelen Çin'i terbiye etmek için böyle alternatif odaklar yaratmaya çalışacaklar yani. Bu anlamda küreselleşmenin böyle çok adil olmayan ve tesadüfi olan, öngörülebilir olmayan bir şey var. Yani
3 yıl içinde biz şuna şahit olabiliriz ki Türkiye'den artık futbolcu talep etmemeye başlayabilirler. Ama burada mesele, şahit etmeye çalıştığım esas mesele şu. Bu küreselleşme eklemlendiği zaman da işte senin milli takımın Ertuğrul Özkök'ün dediği iddiası doğru ise Hollanda ile Norveç ile baş edecek seviyede top oynayabilecek oyunculara sahip oluyor. Şimdi onlar Türkiye'de olsalardı, bu çocuklar gitmemiş olsalardı, Türkiye'de kalmış olsalardı muhtemelen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta birinde yedek bekliyor olacaklardı ve sittin sene şimdiki durumlarına gelemeyecekler. Bunlar oynayarak kazanılıyor yani. Biz altyapı gevezeliği edip duruyoruz ama sen sonuçta oynatmadığın zaman o altyapıda bilmem neleri ne kadar tepindirdin çocuğu bir faydası yok yani. Elin oğlu bunu aldığı zaman oynatıyor. Ve deniyor en azından. Olup olmayacağını görüyor orada. Evet yani sonuçta rekabete sokuyor. Evet. Yani sonuçta şimdi saydığımız şeyler içinde, oyuncular içinde, bu son dönemde gidenler içinde gidişi en sansasyonel olan ve en çok kendisinden en çok şey beklenen Cengiz Ünder'di. Cengiz ilk gittiğinde gerçekten ses de getirdi falan ama sonra işte bu işe uyum sağlayamadı. Yine iyi sayılabilecek transferler yaptı ama oynayamıyor yani. Çünkü o piyasa futbol piyasası yani. Doğrudan performansa bağlı bir şey. Ve görüyoruz ki işte bizim çocuklarımız ağırlıklı olarak gencecik çocuklar. Çok genç yaşta gittikleri takımlarda beğenmediğimiz altyapılardan çıkmış olan çocuklar oynadıkça pekala performans gösteriyorlar. İşte şimdi küreselleşmenin böyle bir tarafı da var. Yani onlar sadece performans yetmeyebilir. Bir de oranın kimyasına uyum sağlamaları gerekiyor. O takım ruhunun bir parçası olması lazım. Oraya Z kuşağıyla geleceğim yani. Kültür falan derken kastettiğim oydu yani. Sonuçta şimdi bu çocuklar gittiler, oynuyorlar. Hemen hemen hepsi oynuyor yani bunların. Ciddi takımlarda oynuyorlar. Ciddi liglerde, ciddi takımlarda. Yani birkaç tane istisnası var. İşte Umut Meraş Fransa 2. liginde oynuyor galiba. İşte bir tane daha var Fransa 2. liginde oynayan. İki tanesi İtalya'da sıra takımı Sassuolo'da oynuyor falan ama yani kalanları ciddi takımlarda oynuyorlar ve peşine düşülenler de ciddi takımlara gidiyorlar. Şimdi bu sezon sonunda mesela hani bu ilk 11'de 9 tanesi yurt dışında oynuyordu, ikisi Türkiye'de oynuyordu dediğim o iki tanesi kaleci Uğurcan'la Ozan Tufan'dı. Muhtemelen onlar da bu sezon sonunda yurt dışına transfer yapacaklar ve başkaları da yapacak. Yani mesela Beşiktaş'ın sol bekine talip var, Beşiktaş'ın kalecisine talip var, kalecilerin ikisine de talip var. Yani birçok oyuncumuz daha gidecek yani gibi görünüyor. Ve bunların dediğim gibi hepsi de çok genç. Yani kimse bizim yaptığımız gibi yapmıyor. Yani 35 yaşında adamı bilmem ne kadar para sayıp almıyor. Yani çok genç oyuncuları transfer ediyor. Tutturabilirse onu işte ondan sonra o piyasada ciddi fiyatlarla pazarlayacak yani. Ciddi bir ekonomi bu. Ama hani küreselleşmeyi tamamlarken şunu söyleyeyim. Şimdi bu küresel piyasaya entegre olduğun zaman işte senin oyuncunun vasıfları yükseliyor ve senin milli takımının da vasıfları yükseliyor bu sayede. Yani eğer içine kapanmış olsaydın hala işte Ardalarla falan filan oynuyor olacaktın ve Hollanda ve Norveç maçları gerçekleşmeyecek. Şimdi burada Türkiye'de milli takımın demin atladık. Almanya'da milli takımı kim neden izlemiyor filan falanı konuştuk da Türkiye'de milli takım niye izlenmiyordu? Bunu da işte kültüre de bağlayarak konuşalım yani. Şimdi Türkiye'de milli takım Fatih Terim'in futbol algısı ve hayat tarzı, hayat algısı itibariyle damgasını vurduğu bir şeydi. Agresif, rakip takımın canını yakacak, yakarak bir şeyler kazanmak filan üzerine kurulu bir şeydi. Ve yine Fatih Terim'in kendisine varlık imkanı sağlayan bir network. Kendisi bir network'ün adamı olduğu için, network sayesinde hayatta kaldığı için milli takım ve milli takıma aday oyuncular da Türkiye'de genel olarak bir tür çeteydiler. Bunu biz dünya üçüncüsü olduğumuz şeyde de yaşadık. Yani işte şu oynamazsa ben de oynamayacağım filan diye futbolcular teknik direktöre şantaj yapabilecek durumdaydılar. Ve yani işte Gökhan Gönül, Caner Erkin, Burak Yılmaz vesaireden oluşan bir çete vardı. Öteki tarafta işte başka bir çete. Yani hep böyle çeteler oldu yani. Dolayısıyla transferleri, milli takıma kimlerin seçileceğini falan da bunlar belirliyorlardı. Ve bunlar böyle agresif, durmadan hakeme itiraz eden, bir punduna getirirse rakibi yıldıracak şekilde sertlik yapan falan. El kol hareketleriyle hatta gerekiyorsa kendi arkadaşlarına takaza eden falan bir oyun oynuyor idiler. Şimdi
bu futbol kültürünün içine yetişmiş ve bunu içine sindiremiyor olduğunu düşündüğüm çocuklar şunu hissettiler galiba yani. Ya ben burada kalırsam Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a transfer oldum diyelim. Eğer böyle bir network'e giremezsem forma şansı bulamayacağım. Forma şansı bulamadığım zaman işte gelişemeyeceğim falan filan. Ne melazım. Yani liyakat değil, performans değil, ekip ruhu ya da çete ruhu evet. Ön plana çıkacağı için onun bir parçası olursa yükselebilecek. O da oraya giremeyeceğini anlayınca oradan uzak duruyor. Ama buna rağmen bunlar Türkiye'de oynarken yine de böyle hakemi aldatmaya yönelik, işte rakiple itişmeye yönelik falan işler yapıyorlardı. Şimdi yapmıyorlar. Yani şimdi bizim milli takım Barcelona gibi oynamıyor falan filan yani bence. Hiç alakası yok ama çok nasıl diyeyim böyle sevimli bir takım. Evet. Yani geçen de birisi söylemiş. Yani Caner Erkin bir pozisyonda bir hata yapıyor ve kendisine kızıyor. Ya diyor şimdi bunu söylüyor. Biz Caner'in kendisine kızdığını görmek için bu kadar bekleyecek miydik? Çünkü Caner evet bir hata yapar ve takım arkadaşlarına, hakeme, teknik direktöre, herkese kızar. Ama şimdi bu çocuklar bu Türkiye'deki kültürden kurtulup yurt dışına gittikleri zaman futbolun futbol olduğu için kıymetli oldu. Kazanmak için, sadece kazanmak için değil yani. Futbol olduğu için kıymetli oldu. Onun bir gösteri, ya bir spor değil, bir gösteri olduğu, dolayısıyla seyircinin sempati duyması gerektiği filan gibi şeyler içinde oynayınca, sonra bunları bir araya toplayınca sempatik bir milli takım çıkıyor ve o milli takımda Caner ve Burak bile normalleşiyor. Normalleşiyor yani. Şimdi peki hani orada böyle... şöyle bir şey daha sorayım. bu kadar birbirini tanımayan ve genç ekip bir araya geliyor ve bir kimyayı nasıl oluşturabiliyorlar? Birlikte bir takım olmayı nasıl başarabiliyorlar? Bu acaba sadece antrenörün bir başarısı mı? Bütün milli Şenol takımlar. Güneş'in? Bütün milli takımlar öyledir. Yani çok nadiren böyle hani diyelim ki İspanya milli takımının omurgasını Barcelona oluşturduğu zaman ya da işte Alman milli takımının omurgasını Bayern Münih oluşturduğu zaman falan bunlar nadiren böyle olur ama genel olarak bütün milli takımlar toplama takımlardır. Dolayısıyla hani Ertuğrul Özkök'ün sözünü ettiği o milli takımların performans düşüklüğünün arkasında biraz da o vardır yani. Ama şimdi belki de onu da çok abartıyoruz yani. Sonuçta bu toplama bir takım ve karşısında oynayan Hollanda da toplama bir takım. Yani şöyle bir şey var yani. O Hollanda takımıyla Türk takımında oynayanlar aynı kulüp takımından gelmiş olabiliyor. Tanıyorlar aslında birbirlerini ya da futbolları biliyorlar. Birbirleriyle aynı antrenmanı yapmışlar uzun süre. Geliyorlar birisi şu takımda birisi bu takımda oynuyorlar yani. Tabii ki bu bir takım aksaklıklara yol açıyor. Yani orada bir şey yok. Ama tabii Avrupa'da futbolun gereğini yapmış, orada performansa ayak uydurmuş ve oradaki rakiplerle mücadele edebilmiş olan bir kültürün parçası olanlar bir araya gelince de burada yepyeni bir kültürü inşa edebilirler, oluşturabilirler kısa sürede de olsa. Evet yani bu şimdi bize şunu gösteriyor. Bak bizim böyle efendime söyleyeyim işte özümüzle vesaire falan alakalı olduğunu düşündüğümüz şey pek öyle değilmiş. Yani bizim çocuklarımız buradan alıp şuraya koyduğun zaman pekala başka türlü davranabiliyorlarmış. Bunu şimdi genelleyebilirsin. Sadece futbolcuya değil, herkese genelleyebilirsin yani. Oyunun kurallarını değiştir, herkesin davranışı değişecek. Şimdi sen oyunu böyle kurmuşsun, hakeme çaktırmadan rakibine dirsek atarak maç kazanmak üzerine ve kazanmak üzerine yani ne pahasına olursa olsun kazanmak üzerine bir oyun kurmuşsun. Şimdi futbolcu böyle davranıyor, sen futbol federasyonu olarak bunu teşhis edip bunu düzeltecek tedbirleri alsan futbolcu öyle davranmayacak yani. Yani bu oyuncunun vesaire falan özüyle alakalı değil. Senin futbol kültürünle alakalı ve bu imal edilen bir şey. O oyuncu pekala aslında görünüyor ki bunu tercih ediyor yani. Peki burada Avrupa'da giden oynayan bu çocukların kültür seviyesi, eğitimi, yabancı dil bilgisi nedir? Bu konuda bir bilgin var mı? Yok bir bilgim. Nasıl ayak uydurabiliyorlar? Yok bir bilgim ama muhtemelen çoğu yabancı dil bilmeden gidiyorlardır. Orada öğreniyorlardır yani. Bu işler şöyle yani sonuçta dediğim gibi hani Burkina Faso'dan, Gine'den, Polonya'dan, Belarus'tan da çocuklar geldiği için kulüpler bunları yönetmeye ve bunlar arasında iletişimi sürdürmeyi öğrenmiş durumdalar yani. Yani bizim ligimizde, Kıçıkırık 1. ligimizde bile birçok tercüman görev yapıyor. Burada sayısız yabancı futbolcu var. Dediğim gibi 72 milletten futbolcu var. Bunların pek azı Türkçe öğrendi. Yıllarca burada oynayanlar. Peki bunların hakkını, hukukunu, işte sözleşmesini kim takip ediyor? Nasıl? Hepsinin menajerleri var.
menajerler yapıyor işte. Şimdi şeye gelelim. Z kuşağı meselesine gelelim. Ya bu oyuncuların arasında, saydığım oyuncuların arasında yok. Çünkü Türkiye'de oynuyor. Çünkü işte Beşiktaş'a geldi. Yani klasik yolu izledi. Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a geldi. Şimdi Beşiktaş'tan yurt dışına gitmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle de sezon sonunda gidecek. Sözleşmesi bittiği için bonservissiz gidecek. 3.30 paraya da razıymış gibi görünüyor. Yani düşük bir ücrete de razıymış gibi görünüyor yurt dışına gidebilmek için. Dorukhan diye bir oyuncu var ve ben bunu Eskişehirspor'dan tanıyorum yani. Şimdi onun profilinden yola çıkarak genelleme yapıyorum aslında. Diğerleri de beni teyit ediyor da. Şimdi bu çocuklar işte tam bu Z kuşağı yani. Bunlar bir kere hayattan zevk almak gibi bir dertleri var. Yani böyle kavga, dövüş falan istemiyorlar. Ama işlerini yaparak yani haklarının dışında bir şey de istemiyorlar yani. Hak etmek istiyorlar. Yani ben oynayayım. Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a gelmesi de olaylı olmuştu Doruk'un. Şimdi Doruk Beşiktaş'tan gitmesi de olaylı oluyor. Ama derdi şu yani, ben buradan daha yüksek bir çıtanın üzerinden atlayabilirim. Bana bu fırsatı sağlasınlar, atlayabileceğimi göstereyim yani. Şimdi bu çok namuslu bir tutum. Ve ben çok uzun süredir bu Z kuşağı hakkında en ayırıcı faktör olarak bunu söyleyip duruyorum. Sen biliyorsun yani, bunlar çok namuslu diye. Yani hak etmediğini istemiyor. Ama bütün dünyadaki akranlarıyla eşit şartlarda rekabet etmek istiyor. Bizim sonuca da razı. Yani kaybederse orada da bir razı. Şeysi yok. Evet. Yani şimdi ben bakıyorum bu çocuklara. Demin dedim ya, yani şimdi bunlar aslında bizim neslimizde futbol bile böyle değildi. Başka alanlar hiç değildi de futbol bile böyle değildi. Yani şimdi düşün ki hakikaten dünyanın dört bir yanından gelen akranlarıyla rekabet etmeyi göze alıyor yani. Yani sen gideceksin İspanya'da Getafe'ye. Yani orada o kulüp işte Portekiz'den şunu, Brezilya'dan bunu, Arjantin'den şunu getirme kabiliyetine sahip, futbol ülkesi diye biliniyor olan ülkelerden bir yıl oyuncu getirmiş. Zaten kendisi de bir futbol ülkesinin takımı. Şimdi bunlarla rekabet etmeyi göze alıyor yani. Bu çok göz kamaştırıcı bir şey. Yani böyle biz çok... Şöyle de diyebilir miyiz? Yani 18 yaşında bir çocuk belki de bunları bilmiyor, farkında değil nereye gittiğini. Oraya gidince bunları fark ediyor da diyebiliriz belki. Yok canım, yani şimdi Ali Akman Bursa Spor'da futbol oynuyor iken Bursa Spor kulübünün gel sözleşme imzalayalım demesine hayır deyip menajeri aracılığıyla Eintracht Frankfurt'la anlaşıyor iken gittiği yerde neyle karşılaşacağı konusunda hiçbir şey bilmiyor olmasını beklemek ham bir hayal olur yani. 18 yaşında ama yani gittiği yer Almanya. Yani şimdi bu çocuk da normal şartlarda tahmin edebiliriz ki evde futbol seyrediyor olduğu zaman Bundesliga seyrediyor. Süper Lig'i seyretmiyor yani. Premier Lig seyrediyor. Dolayısıyla neyle karşılaşacak konusunda pekala bilgi sahibidir yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu futbolcu milleti konusunda işte ya bunlar alt sınıfların çocukları, iyi beslenmemiş vesaire falan. Yani işte zaten zeki olsa futbolcu olmaz falan gibi şeyler söyleniyor. Uluslararası yapılan birçok araştırmada gösteriyor ki sonuçta futbolcuların zeka seviyesi nüfus ortalamasının bir hayli üstünde. Ya zaten o kadar zeki olmasan o işleri yapamazsın. Yani şimdi ben o tenisür mühendisleri listesinde yazıştığım zamanlarda bir gün böyle futbol hakkında ve futbolcular hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Dedim ki bak kardeşim, sen şimdi işte diyelim ki Sabancı'da bilmem neresinde müdür seviyesindesin. Bir odanın içindesin. Dört duvarın arasında. Önüne ayda 200 tane karar problemi geliyor. Bu 200 kararın muhtemelen 150 tanesinde yanlış karar veriyorsun. Yani verilebilecek en iyi karara bir hayli uzak karar veriyorsun. Ve bunu kimse görmüyor. Yani senin amirlerin de görmüyor. Çünkü onlar da zaten seni oraya getirerek bir kere yanlış karar vermişler yani. Ve bu şartlar altında hayatta kalıyorsun. Ya bu çocuklar her hafta 40 bin kişinin önüne çıkıyorlar. Televizyonlarda milyonlarca kişinin önüne çıkıyorlar. Ve 90 dakika içinde senin bir ayda verdiğin kararın 3 katı karar vermek zorundalar. Verdikleri her yanlış karar bilmem ne kadar yankılanıyor. Ya bununla baş edebilmek tasavvur edebiliyor musun? Yani sen şimdi kendini o plazalarda yönetici olanlarla mukayese edebilirsin canlı yayına çıktığın zaman. Yani orada yaptığın hatayı telafi edemezsin. Şimdi onun ötekisiyle kıyaslandığında ne kadar daha zor olduğunu idrak edebilirsin değil mi? Şimdi bu çocuklar düşün ki yani sen şimdi canlı yayına çıkıyorsun. İşte kaç kişi izliyor seni? Şu kadar kişi izliyor. Bu çocukları
Ve işte anlıyoruz ki yani Almanya'daki scoutlar da izliyor. Yani İngiltere'deki scoutlar da, futbolcu avcıları da izliyor yani. Bu kadar çok kişi izliyor ve kıyasıya bir eleştiri var. Yani yaptığın her hata, bir tane hata yapıyorsun. 90 dakika oynamışım, bilmem şunları yapmışsın. Yani olman gereken yerde olmuşsun hep mesela. Ama hep topa bakıldığı için senin olman gereken yerde olduğunu kimse fark etmiyor. Ama top senin ayağının altından bir sektiğinde birdenbire görünüyorsun yani. O kadar yaptığın, verdiğin doğru karar güme gitti. Bir tane yanlış karar, yanlış bir iş yüzünden linç ediliyorsun. Ya bu çok zor bir iş ve bu çocuklar bunun üstesinden geliyorlar. Yani zor bir iş yani. Benim uzaktan baktığım kadarıyla zor bir iş. Dolayısıyla zeki çocuklar o görünüyor ve ama şimdi biz buradan şunu görüyoruz yani. Z kuşağının gözü yurt dışında. Yani şimdi bir hiyerarşi vardı. Gözü yurt dışında olanın da İstanbul Spor'dan Gençlerbirliği'ne gidecek. Birincilikten işte Süper Lig'de iyi bir takıma gidecek. Gençlerbirliği'nde kendini ispatlayacak Beşiktaş'a veya işte Galatasaray'a gidecek. Galatasaray'dan da Parma'ya gidecek filan. Şimdi böyle bir hiyerarşi vardı. Evet. Şimdi bu bypass edildi yani. Küreselleşme bu hiyerarşiyi kırdı. Bu çok tayin edici. Yani şimdi okul bizim Türkiye'de eğitimde öğrencilere bunu getirirsek işte en iyi parlak okulları liseyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek, yurt dışına gidecek, orada okuyacak. Bu sarsılıyor. Herhangi bir liseden mezun olan, herhangi bir Anadolu üniversitesinden mezun olan gidebiliyor. Şimdi eğer zaten bir şeysi varsa yani. Şimdi zaten şey başladı yani, gücü yeten lise için, lise çağındaki çocuğunu yurt dışına gönderiyor. Yani çünkü çocuk, yani ben bu liselerde okuduğum zaman atıyorum şimdi diyelim ki Türkiye'de Galatasaray Lisesi'nde okudun ama üniversiteyi Almanya'da okumak istiyorsun. Bir yığın bariyer var. Halbuki liseyi Almanya'da okursan orada yüksek öğretime devam etmek ciddi ölçüde kolaylaşıyor. Artı çocuk zaten burada Galatasaray Lisesi'nde okuyamıyor. Artı okusa bile yani. Ya bana burada ne vereceklerken, bu öğretmenler bana ne verecekler ki diyor yani. Hani haklıdır, haksızdır. O da bahsi diğer yani. Ben eğitim konusundaki meseleyi dediğim gibi. O çok futbolun yanında çok nasıl desem naif bir rekabet alanı kalıyor yani. Hani ben buradan gideceğim Almanya'da ya da işte Fransa'da lise okuyacağım. O Fransa'da okuduğum lise üzerinden de Fransa'da bir üniversiteye geçeceğim filan. Şimdi bunlar çok böyle sıradan meydan okumalar. Yani bu çocukların ki çok çok aşırı bir meydan okuma yani. Dolayısıyla şimdi demin kaldığım yere gelecek olursam haklısın ama sonuçta bu hiyerarşiler kırıldı. Yani küreselleşme dünyayı düzleştirdi. Bu düzleşmenin getirdiği bir tesadüfilik var. Şimdi nehir belli bir eğimde akıyor iken istikameti nadiren değişir. Yani baktığın zaman istikameti belirgindir yani. O eğime göre. Ama düşük eğimli bir yere geldiği zaman işte Menderesler yapmaya başlar. Bir öyle gider, bir böyle gider filan falan. Dolayısıyla işte orada artık olay eğime de bağlı değil, tesadüfi yani. Küreselleşmenin de böyle bir hali var. Yani o düzleştirdiğin zaman dünyayı artık herkes her şey olabilir duruma geliyor. Bunun pozitif tarafı herkesin her şey olabilir olması. Yani Malezya'da olsan da, Gabon'da olsan da aynı hayali kurabiliyorsun. Fransızla aynı hayali kurabiliyorsun. En azından bir kısmı kurabiliyor yani. Görünüyor ki Türkiye'de küçücük çocuklar futbolcu olarak bir Fransızla aynı hayali kurabiliyorlar. Ben de o takımda oynayabilirim. Hayalini kuruyorlar yani. Ve gerçekleştiriyorlar. Sadece hayal kurmakla da kalmıyorlar yani. Dolayısıyla bu dünyanın düzleşmiş olduğunu gösteriyor. Bu çocukların bu hayali kurabilir hale gelmeleri, küreselleşmenin pozitif tarafı, negatif tarafı da işte karanlık yüzünde demin dediğim gibi o çocuk buradan giderken Türkiye'ye kazandırmıyor. Ama orada artık kendi aralarındaki büyük ekonomide çok büyük paralar edebiliyor yani. Ve işte bir de karanlık yüzünün bir tanesi de bunun tesadüfi olması. Şeye gelince bu Z kuşağının özellikleri itibariyle bakınca şimdi bu çocuklar biz bu hayalleri kuramazdık. Bizim neslimizde kimse kuramazdı. Bunun bir tarafı küreselleşmenin olmamış olmasıydı. Yani çok vasıflı olsan bile gidip de Almanya transfer olup Almanya'da oynamak nadir bir şeydi. Çünkü Almanya'da yabancı oyuncu sayısı çok sınırlıydı. Piyasa küresel değildi. Yani Ender Konca Almanya'ya gitti. Başarılı oldu falan filan. Eintracht Frankfurt'ta şimdi işte şeyin gideceği, Ali Akman'a gideceği takımda. Ama sonra Türkiye'de Fenerbahçe ona daha cazip bir kontrat
teklif etti, döndü. Muhtemelen ama sırf o kontrat değil mesele yani. Orada yabancılık çekti, şu oldu. Onlara katlanacak durumu da yoktu. Ama esas sıkıntılardan bir tanesi de oyun küresel değildi şimdiki kadar. Dolayısıyla şimdi küresel bir dünya ile Z kuşağı birbirini besleyen şeyler. Şimdi biz Z kuşağı dediğimiz zaman birileri diyor ki mesela işte Bekir Ağır'dır. Kendi açısından haklı bir biçimde. Bu kuşakları böyle kesmek çok da doğru değil de. Çünkü işte böyle genetik farklar yok ortada. Yani tamam, genetik farklar yok. Ortada değişen dünya var ve bu değişen dünyaya uyum sağlamak zorunda olan insanlar var. Ya benim bu dünyaya uyum sağlamak gibi bir yükümlülüğüm yok. İstesem de sağlayamam zaten artık. Sağlayamıyorum yani. Ama şimdi benim kızım bu dünyaya uyum sağlamak zorunda olduğu için milenyum kuşağı oldu. Zaten o yüzden oldu. Yani o milenyum kuşağı olarak doğmuş değildi yani. Dünya değişti ve nesiller de değişiyor. Zaten Z kuşağı da böyle bir şey. Ve bu kuşağın özellikleri arasında neyi görmüş olduk? Bunlar namuslular, rekabete açıklar, kendini ispatlama derdindeler, hayatı seviyorlar, yaşamayı seviyorlar ve bütün dünya oyun alanları bunlar. Yani senin benim kafamdaki o sınırlar bunların kafasında yok yani. Şimdi ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Buradan ulustu, milliyetçilikti falan. Çocuklar milliyetçi gidiyorlar. Fransa'da okuyorlar yani. Ya da milliyetçi, mesela Yusuf Yazıcı çok milliyetçi bir çocuk falan. Ama gidiyor işte Trabzonspor'dan şeye gitmiyor yani. Fenerbahçe'ye gitmiyor. Lille gidiyor. Milliyetçi Fransa'da oynuyor yani. Bunları galiba söylemek... biraz daha adil ve vicdanlılar da aynı zamanda. Namuslu derken işte aslında hani onları karşılamak için kullandım. Senin kullandığın sıfatlar daha güzel. Yani hayatta barışıklar. Yani bizim milli takımın gerçi Moldova maçında puan kaybettikleri için biraz gergindiler falan ama bir de yorgundular yani. 7 günde 3 tane maça hemen hemen aynı kadroyla çıkmanın da bir mantığını bulamadım ben. Gerçi çok sayıda oyuncuyu koronavirüs aldı da. Evet. Ama ilk iki maçta şu da görünüyordu yani surat ifadelerine falan. Ya kendileriyle barışıklar. Kendileri bu belli oluyor, doğru. Seviyorlar ya. Şimdi evet. Dediğim gibi bu Caner'e bile sirayet etmiş yani. Hani sen çok futbol seyretmiyorum falan evet. Diyor. Yani bu programı bitirdikten sonra aç internetten Dijitürk'ün sayfasını, açık yani o şey. Abonelik gerektirmiyor. Orada Süper Lig'deki rastgele maçları seç ve özetlerini izle. Yani her yerden agresyon akıyor yani. Zaten o sebepten izlememeye başladım. Eskiden izliyordum futbolu. Evet. Bu çok ayırıcı bir şey. Bizde yani biz bunu çok uzun süredir görmüyorduk. Bu çok ayırıcı bir şey ve bunların dünyanın halleri ve geleceği hakkında işte bu küreselleşmeydi, Z kuşağıydı falan hakkında başka türlü söylenemeyecek şeyleri söylemeye fırsat vereceğini evet. Düşündüğüm için senin oltana takıldım, bilmiyorum. Daha vardı aklımda bir şeyler de. Ama zaten... Bunları da Clubhouse'da konuşuruz. Daha orada da bunu çünkü devam ettireceğiz. Cuma akşamı saat 21'de Clubhouse'da bu konuyu konuşacağız, tartışacağız. Katılanların da görüşlerini alarak. Dolayısıyla oraya da saklayabiliriz. Başka söyleyecek bir şey varsa devam edelim, değilse bitirelim. Ben yani sonuçta şöyle söyleyeyim, hani işi futbolla başladık, futbolla bitirelim. Sadece ben değil yani bizim milli takımı ve Şenol Güneş'i biliyor olanlar bu maçtan korkuyor idiler. Yani Mircea Lucescu vardı İtalya'da, çok takım çalıştırmış, sonra Galatasaray'a geldi, çok başarılı işler yaptı bence. Sonra Beşiktaş'a geldi, Beşiktaş'ta da çok başarılı işler yaptı. Sonra Shakhtar'da falan da çok başarılı işler yaptı. Avrupa'da çok iyi maçlar çıkarıyordu. Ne zaman bir İtalyan takımıyla karşılaşsa kendi kendisini yeniyordu. Yani o bir İtalyan şeyi vardı yani, alerjisi vardı. Şenol Güneş'te de bir Fenerbahçe alerjisi vardır. Bir de bu Letonya alerjisi oluştu yani. Bundan önce bizi Dünya Kupası'na gitmekten alıkoyan Letonya'da ve Şenol Güneş milli takım teknik direktörünün sonunu getirmişti. İşin esprisi gibi görünüyor olabilir ama ben bu tür şeylerin futbolda çok belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca da tabii ki şunlar da vardı yani. Bundan önceki iki maçımız futbol oynamak isteyen takımlarla oynanmışlardı. Biz orada daha oyunu kendi sahamızda kabul ederek, defansımızın kalitesine güvenerek filan oynadık. Zaten de pahalı oyuncularımız, defansımızdaki oyuncular. Ama bu maçla ilgili olarak oyunun senaryosunun böyle gelişmeyeceği düşünülüyordu. Dolayısıyla da hani bu maç biz hiç gol atamayabiliriz, 0-0 biter. İşte Letonya futbol tabiriyle
kalenin önüne otobüsü çeker falan diye bekliyordu. Birinci dakikada gol attık. Artık oradan itibaren maçı kopartmamız gerekiyordu ama bunu beceremedik yani. Beceremedik ve bu kötü sinyal. Yani o golü atamamış olsaydık ve Letonya'nın direnci artmış olsaydı falan da öyle puan kaybetseydik, maç 0-0 bitip de puan kaybetseydik yine hani bir mazereti olabilirdi. Letonya gibi bir takımdan 3 gol yemiş olmak ve böyle hani 2 kere 2 farklı öne geçip ondan sonra puan vermek geleceğe bakarken öyle çok iyimser olmaya izin vermiyor yani. Onu da söylemiş olalım, futbol tarafıyla bitirelim. Eylül'e kadar vakit var, belki o zaman başka bir hava, atmosfer ortaya çıkar. Yeni futbolcular da gelebilir, belki kadroya dahil olabilir. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Cuma günü Clubhouse'da buluşmak üzere saat 21'de. Şimdilik hoşçakalın.